Anket şirketleri ne açıklıyor? Hangi oranlar var? Bir göz atalım. Ama dış basından El Arabiya e, bir başlık atmış ve bu başlığa göre e, Erdoğan'ın ekonomi politikaları Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansını artırıyor diye direkt olarak ekonomiye yönelik böyle bir açıklama olduğunu e, ifade etmişler, yazmışlar. E, ekonomi sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinin arttığını yazmışlar, söylemişler. Eee Tabi bu noktada bir girişim olmuştu iktidarın yani ekonomiyle ilgili bir dönüşme girecekleri girişimleri olmuştu. Belki son günlerde bu isimleri açıklayabilirler. Mehmet Çimşek meselesi vardı hatırlıyorsunuz. Ama e, gittikçe gittikçe yani bakan, bakan Nebati artık işte bakan olmayacak milletvekili olacak tabi ama şunu bekliyorum ben iktidardan önümüzdeki günlerde biz seçildiğimiz anda ekonominin başında bu isim olacak. Ekonomide şöyle kadroyla olacağız. Olacağız. Böyle kadroyla olacağız diye bir çıkış yapacaklarını düşünüyorum. Ama bakın şu anda mesele bir oyuncu yani bir iyi bir ekonomist getirip oraya koymak değil. Siz dünyanın en iyi ekonomistini de getirip koysanız ona müdahale ettiğiniz müddetçe, ona karıştığınız müddetçe siyasal çerçevede bu ekonominin ekonomi biliminin e, yapı taşlarına aykırı olduğu için o ekonominin düzlüğe çıkması çok da muhtemel gözükmüyor. Zaten merak edilen şey bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ekibi kurduğu zaman bu ismi getirecek ama ona tam bağımsızlığı verecek mi? Diyecek mi? Yani sen bu işi düzelt biz karışmıyoruz diyecek mi demeyecek mi? Bu soru işareti. O yüzden de bu ekonomi meselesine böyle bir giriş yapmışlar yani siyasetin gidişatına göre şöyle bir şey olamaz yani ekonomide. Önümüzdeki yıl işte seçim var. 6 ay sonra seçim var. Bas parayı ne bileyim işte faizi şöyle yap enflasyonu böyle gösterdiği bir ekonomi sistemi olamaz yani. Biz evet seçim dönemlerinde yaşıyoruz. Genelde seçim dönemlerine yönelik adım atılıyor ama ülkenin de bir geleceği oluşacak. Yani ülkenin bir yapısı oluşacak ve bu ne kadar tahribat alırsa bu soru işareti. Bununla ilgili az önce konuşmuştum. Tekrar etmeyeyim şimdi ekonomi meselesini. Ara ara hatırlatırız. Ee, burada El Arabiya'da ekonomiyle ilgili sıkıntı yaşayacaklarını ifade ediyor. Ki ankette de bunu sordum size. Gezici araştırmanın bir anketi oldu. Ve bu ankete e, göre, anket diye diyorlar ama burada bir bir çeşit yorum da var. Onu da paylaşmak lazım. E, son olarak 24-26 Nisan tarihinde, 29 ilde yapılmış bu anket ankete katılanların %47,7'si Kılıçdaroğlu e, diye cevaplamış. E, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenlerin de 44,6 olduğunu paylaşmışlar. 48,7'ye 44,6. Peki İnce ve Oğan hangi oy oranını alıyor? Muharrem İnce'yi destekleyenler 4,7, e, Sinan Oğan'ı destekleyenlerse %2 olarak gerçekleşmiş. E, Ankette Muharrem adaylıktan çekil çağrılarına rağmen adaylıktan vazgeçmemesinin nasıl değerlendirildiği de sorulmuş. %78.8 adaylığını sürdürmesi yanlış demiş Muharrem ile ilgili. Kararını doğru bulanların oranı ise %21.2. Yani bu işte Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlere de sorulduğunda böyle bir sonuç ortaya çıkmış. İkinci ise yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 47 e, Cumhurbaşkanı. E, Konuşamadım. Kılıçdaroğlu 47 48,7. Erdoğan'ı da 44,6 açıkladı. Bu ikinci tur anketinde ise 52,8 Kılıçdaroğlu de Erdoğan olarak açıklanmış. Ama ben her zaman söylüyorum. ikinci tur anketlerinin ben çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Birinci tur anketleri daha gerçekçi bence. Çünkü ikinci turda 14 günlük süreçte farklı şeyler yaşayacağız. Şimdi gelelim Optimar'a. Optimar kim? min şirketi iktidara yakınlığıyla bilinen bir şirket. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi Optimar'ın verilerini 25 28 Nisan tarihindeki verilerini paylaştı. Zaten Abdülkadir Selvi paylaşıyorsa yani muhalefete yakın bir anket şirketinin ya da bağımsız bir anket şirketinin verilerini paylaşmaz. Yani Optimar'ın genelde paylaşıyor yazılarında. E buna göre şöyle şeyler var karşımızda. Optimar bakın 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 52,7 aldığı ankette şimdi 14 Mayıs seçimleri için 48,6 oy oranı alacağını açıklamış. Kılıçdaroğlu 44,1, Muharrem İnce 4,3, Sinan Oğan 3 oranında bir oy oranı ile karşımıza çıkmış. Peki ikinci tur anketlerinde ne vermiş Optimar? Burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan 51,4, Kılıçdaroğlu'nda 48,6 olarak açıklamışlar şunu ifade etmek lazım. Yani eğer optimarın verileri böyleyse e, iktidarın işi çok zor. Yani şu anlamda çok zor. Gerçek anlamda e, genel anket ortama, ortalamalarına baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyleyebiliriz. Ama şu an için yani şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne açıklayacağını, 10 gün kala, bir hafta kala nasıl bir ralli yapacağını bilmiyoruz. Onlar da önemli. tabi o sırada ne kadar anket ölçümü yapabilirler bilemiyoruz. Ama burada da ucu ucuna kazanılan, ucu ucuna da dediğimiz 51,4'te kazanılan Optimar'ın açıkladığı bir veri karşımıza çıkıyor. Peki, ilginç bir detay var yine Optimar'da CHP'nin oy oranı ile ilgili. Ee, Tabi ankette partilerin oy oranları da var. AK Parti 38,6, CHP 30,1, Yeşil Sol 7,8, MHP 7,7, İyi Parti 7, Memleket 4, Tip 1,3, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah 1, Zafer Partisi 0,9 olarak açıklanmış. İlginç kısım CHP'nin 30,1 olarak açıklanmış olması. Burada da mesela yine Optimar'ın anketine baktığımızda meclis çoğunluğu meselesi kafaları karıştırıyor. Soru işaretlerine sebep oluyor. Benim en çok merak ettiğim yani bu meseleye biraz uyanan, bu seçim sistemini biraz bilen birisi süreci okuyabilen, don't sistemini vesaire bunları meclis çoğunluğunun ikinci turda ne işe yarayacağını falan bilen izleyicilerimiz e, seçimlerin ikinci turda nasıl belirleneceğini de anlayabilirler. Yine tekrar hatırlatalım, unutulabilir. Meclis çoğunluğu eğer Cumhur İttifakı'nda olursa ve seçim ikinci tura kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimali çok daha artıyor. Ama eğer meclis çoğunluğu Millet İttifakı'nda olursa Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok daha artıyor. Eğer iki tarafta da olmazsa, yani ne Millet İttifakı'nda ne Cumhur İttifakı'nda meclis çoğunluğu olmazsa o zaman devreye iki tarafın çıkardığı vekillerin dışında vekil çıkaran parti giriyor veya partiler giriyor. O partilerin kime destek açıklayacağı merak edilecek ve denilecek ki biz işte Kılıçdaroğlu'na veya Erdoğan'a destek veriyoruz. Mecliste de Kılıçdaroğlu'na veya Erdoğan'a destek vereceğiz. O zaman seçmen üzerinde etki sağlar ve ikinci turda o adayın kazanmasını etkiler. Peki anketler böyle söylüyor. Bir de geçelim.